Peki canlar. Şimdi bu tek uzemli siyaset bilimi, sosyal bilgiler öğretmeni için canlar, siyaset bilimi derslerinde birlikte olacağız. Biliyorsunuz 9 soruluk bir kısımdan bahsediyoruz canlar. Bu siyaset biliminin aslında tamamlayıcısı da genel kültür, genel yetenekteki vatandaşlık kısmı. Aslında siyaset biliminin tamamlayıcısı da o. Biliyorsunuz bu yılki sorulardan biri radyo televizyon üst kurulunu sordular canlar. RTÜK kaç üyeden oluşur diye soruldu. Hatırlarsanız ses gelmiyor mu? Bir daha bakalım. Evet, umarım gelir canlar. Radyo televizyon üst kurulu soruldu. Arkadaşlar bu vatandaşlık konusuydu. Ya da ondan önceki senelerki sorulara bakın arkadaşlar. Kanunların şekil ve esasları sorulmuş. Anayasa Mahkemesi falan sorulmuş. Onun için vatandaşlıkla bu anlatacağımız kısmı birleştirmenizde arkadaşlarım fayda olacak. Yani bunu tek bir parça olarak görmeyin. Vatandaşlık da bunun tamamlayıcısı olduğunu bilirsek aslında mantıklı bir yol haritası çizmiş oluruz canlar. Evet, mesajı okuyun canlar. Sistem yöneticimiz Muhammed'den bir mesaj geldi. Ses sıkıntısı yaşayan arkadaşlar oradan destek alabilirler. Teşekkürler Muhammed Hocam. Şimdi canlar, siyaset biliminde biz hangi konuları göreceğiz? Başlıkları bir hatırlayalım isterseniz. Şöyle ben ana başlıkları yazdım. Zaten ayrıntı kısmını size föyü göndereceğim dersten önce. Yani bir hafta öncesinden zaten göndereceğiz. Şimdi içerik noktasına canlar bir bakalım önce. Daha sonra da bir giriş yapalım. Ders nasıl ilerleyecek onunla ilgili bir ipucunuz olsun diye. Şimdi arkadaşlarım, siyaset biliminin içerik kısmına baktığımızda benim belirlediğim belli başlıklar şunlar. Tabii güncel de olabilir. Bir iki başlık daha eklenilebilir. Ben ana başlıkları yazdım. Önce bir tarihçe ile başlayacağız. Bana göre en önemli kısmı arkadaşlarım bu oluşturacak. En önemli kısım tarihçe. Niye hocam en önemlisi? Biz tarihçede arkadaşlarım bazı önemli siyaset bilimcileri göreceğiz. İşte Aristo'su, Platon'u, işte Cicero'su, Machiavelli'si, Montesquieu'yu, işte İbn Haldun'u, Farabi'si, Jean-Jacques Rousseau'su, Bodin'leri, daha birçok isim var. Bunları göreceğiz. Önceliği buna veriyorum canlar. Çünkü bunu gördüğümüz zaman otomatik olarak atıyorum. İşte Max Weber'i diyelim ki tarihçe kısmında gördük. Dolayısıyla arkadaşlarım iktidar başlığını ve egemenlik başlığına da vurgu yapmış oluyoruz. Ya da işte neyi görelim? İbni Haldun'u görüyoruz. İbni Haldun'u gördüğümüzde ya da Oppenheimer'ı göreceğiz. Orada arkadaşlar bir bakıyoruz ki devlet teorileri kısmına da vurgu yapmış oluyoruz. Aslında buradaki tarihçe arkadaşlarım işte iktidar kısmını görüyoruz, egemenliğe vurgu yapıyoruz, devlet unsurlarına vurgu yapıyoruz. Bütün başlıkları aslında içine alan bir konu. Onun için buraya biraz zaman ayıracağız. Birçok isim göreceğiz arkadaşlarım. Şöyle bir 15'e yakın isim görmemizde fayda var ki İşte Aristo ile ya da Platon'la başlayacağız. Daha sonra canlar yöntem teknik kısmına bakacağız. Bununla ilgili fazla bir sıkıntımız olmuyor. ÖYT ile ilgili olan kısım işte tüme varım, tümden gelim gibi başlıkları göreceğiz. Fazla da bizi zorlamayacaktır. Daha sonra arkadaşlarım siyaset biliminin kilometre taşlarına bakacağız. İşte o kilometre taşlarından biri ne olacak canlar? İktidar boyutuna bir göz atacağız. Tabii geniş bir konu canlar. İktidarı bitirdikten sonra bir de egemenliğe göz atacağız. Zaten iç içe olan kavramlar biliyorsunuz. Arkadaşlar burada işte iç egemenlik, dış egemenlik diye ayıracağız. İşte süreç yaklaşımlarından bahsedeceğiz. Daha sonra canlar devlet başlığına geçiyoruz. Bu başlık şunun için önemli. Hem vatandaşlıkla ilgili bir kısmı oluşturuyor hem de alanla ilgili olan bir kısım. Yani biz devlet başlığında vatandaşlıktaki bir üniteyi de görmüş olacağız. Ortak başlıklardan biri. İşte devlet teorileri, aile teorisiyle başlarız. Güç kuvvet teorisiyle, işte ekonomi teorisiyle ne teori varsa onları bir göreceğiz.
Tabii soru gelme ihtimali güçlü olan yerler var. Onlara ayrı bir parantez açmamız gerekiyor Canber. Daha sonra işte o vatandaşlıkla ilgili olan kısım var. Devlet unsurları. Burada devlet türlerini göreceğiz. Onunla bağlantılı olarak Canlar hükümet türlerini de görmemizde fayda var. Halk oyuna bağlar, oradan yolumuza devam edeceğiz. Bitirdikten sonra Türkiye'nin en önemli sorunsallarından biri arkadaşlar demokrasi. Bir de bu demokrasi türlerine bakacağız. Tabii vatandaşlıkla da ilgili kısmı var. İşte doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi gibi. Ama onun dışında biz alternatif demokrasi türlerine bakacağız. Halk demokrasisi, sosyal demokrasi gibi. Daha sonra canlar siyasal katılım diye bir başlığımız var ki burada Robert Dahl ismi ön planda olacak. Biliyorsunuz soru olarak geldi, gelmeye de devam ediyor. Sonra yine vatandaşlıkla ilgili iç içe olan bir konumuz var canlar. O da ne olacak? Siyasi partiler. Bu siyasi partiler işte kaç kişiyle kurulur? Grup için neler lazım? Cumhurbaşkanlığıyla bir bağlantı kurmamızda fayda var. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? İşte kapatma davasını kim açar vesaire. Vatandaşlık boyutu. Onu bitirdikten sonra canlar alanla ilgili olan parti tipolojilerine bakacağız. Özellikle burada işte Duarger ismi, Numan isimleri bizi karşılayacak. Kartel partilerden bahsedeceğiz ki kadro partileri bu yıl soru olarak geldi. İkinci kez sordular canlar. Bunu bitirdikten sonra seçkinlere bir göz atacağız. Yani elitler. Burada da arkadaşlarım klasik elitler ve demokratik elitler. Bir de üçüncü bir yol çizenler olacak. Mills gibi. Bunun yanında işte Paretolar, Mozgalar havada uçuşacak canlar. Elitler, seçkinler de böyle sorunun gelme ihtimalinin güçlü olduğu bir başlık. Orayı bir didik didik etmemizde fayda var. Daha sonra şu bir şairin dediği gibi bizi bu izimler mahvetti diyordu. İzimlere bakacağız arkadaşlarım. Yani ideolojiler kısmına bir göz atacağız. İdeolojilerde işte liberalizmden alırız canlar. Anarşizm, sosyalizm, sivil itaatsizlik, üçüncü yol vesaire vesaire gibi. Tabii bunların bir de new olanları var, yeni olanları var. İşte neofaşizm ne demek ya da neoliberalizm ne demek gibi. Bunlar da geniş konu arkadaşlarım. Ama önce gördüğümüz konuları da bir toparlanması bakımından aslında önemli bir ünite olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra neyi görelim canlar? Artık basit diye düşündüğüm bir kamuoyu meselesi var. Güncel hayata uyar diyeceğiz. Baskı gruplarımız var. İşte bunlar da aslında vatandaşlıkta da gördüğümüz dernekler, sendikalarla iç içe olan konular. Anomik baskı grupları, işte diğer baskı grup türlerine bir bakacağız. Baskı grubu ne? İlk kez kimler bahsetmiş, özellikleri ne? Örneklerini vererek yolumuza devam ederiz. Son başlığımızda canlar, bunu ben katıyorum çünkü çıkmış sorulara baktığınızda arkadaşlarım özellikle alan sorusu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne arkadaşlarım ÖSYM kafayı takmış çıkmış soruları çözmüşseniz 4-5 yıl arkadaşlarım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili soru gelmiş. Ve bu da uluslararası kuruluşlarla alakalı. Çünkü biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslararası kuruluşa ait? Avrupa Konseyi'ne ait. Dolayısıyla biz burada Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, G8'ler, D8'ler, G20'ler, Şangaylar, değil mi? E7'ler. Bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle Avrupa Konseyi ve onların adalet divanları bizim için arkadaşlarım önemli bir yeri oluşturuyor. Anlayacağınız başlık olarak da zengin bir ders siyaset bilimi. Biliyorsunuz 9 soru geliyor canlar. Dolayısıyla tarih, coğrafyadan sonra üçüncü yeri sağlamlaştırdı. Biliyorsunuz önceden 6 soru geliyordu. Soru sayısı 3 daha eklendi. 9'a çıktı. Onun için çok dikkate almamız gereken ana başlıklarımız bunlar olacak canlar. Tamam. Tabii bunlar oldukça da zamanımızı alıyor. Peki. Dediğim gibi canlar özellikle tarihçe kısmına dikkat edeceğiz. Diğer başlıklarını da içine aldığı için. Başlıklarımız bunlar. Yol haritamızı bilirsek aslında daha yolumuz aydınlanıyor.
Dolayısıyla daha mantıklı ilerlememiz bakımından arkadaşlarım iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, başlıklarımız bunlar canlar. Tabii ek başlıklar da oluşturulabilir canlar. Tamam. Tamam. Dersler ne zaman başlayacak? O Ekim ayında başlar canlar. Tam tarihi bilmiyorum. Onu Berkay Hoca belirleyecek. Ekim'in 3. haftası olabilir. Ama dediğim gibi genellikle uzemlerin başladığı tarih arkadaşlarım Ekim'in son haftası ya da Kasım'ın ilk haftasına denk geliyor. Evet, Muhammed Hocam'dan hemen mesaj geldi arkadaşlarım. Bilgi almak için orada bir linkimiz var. Oradan bilgi alabilirsiniz. Tamam. Gülay Hocam. Evet. Sıkı bir diyete girmeyeceğiz ama sıkı bir ders çalışma sürecine girmemiz lazım. Peki. Şimdi canlar, zamanımız varken şöyle küçük bir tadımlık bir ders yapalım isterseniz. Konu nasıl ilerleyecek? Onunla da ilgili bir bilgi sahibi olmanızı istiyorum canlar. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak canlar biz siyaset biliminin o tarihçe kısmı dedim ya aslında orayla ilgili bir kısım. Siyaset bilimi o siyaset kelimesi arkadaşlarım hangi kökenden geliyormuş? Bakın dikkat edersek seyis teriminden türetilmiş. Seyisin ne olduğunu biliyoruz değil mi? At bakıcısı. Atla Gel Şaban filmini hatırlayın. At bakıcısı seyis oradan arkadaşlarım günümüze işte siyasa oradan siyasete dönüşmüş oluyor. Demek ki siyaset terim olarak Arapça kökenliymiş. Ve kökenine baktığımızda seyis teriminden geldiğini biliyoruz. Tabii siyaset bilimin arkadaşlar göreceğimiz isimlerin de siyaset bilimi tanımları olmakla birlikte şöyle sevdiğim bir tanım var. Diyor ki siyaset yalan söyleme sanatıdır. Pardon ondan alakası yok. Bir amaç veya prensip gereğince şehrin yönetilmesine ilişkin sanattır. Evet, siyaset arkadaşlarım gerçekten bir sanat. Bu sanata özellikle muktedir olanlar var. Hep beraber görüyoruz. Şuraya bir göz atalım canlar. Şimdi dikkat edin. Siyaset kelimesi Arapçaydı değil mi? Peki bu siyasetin Türkçe karşılığı neymiş? Bakın bunlar bile soruya dönüşür ki dönüştürdü. Soru çözümünde arkadaşlarım bunları da didik didik etmemizde fayda var. Bir bakalım şurayı sileyim canlar. Demek ki siyaset kelimesi Arapçadan geliyor. Bunun Türkçe karşılığı yönetim. Batı dillerindeki Latince'deki karşılığı da neymiş canlar? Politika olarak karşımıza çıkıyor. Tabii biz günlük hayatta üçünü de kullanıyoruz. Bizim Türkçemiz çok geniş. Arapçasını da kullanıyoruz. Latincesini de, Türkçesini de kullanıyoruz. Bizim için hepsi aynı anlama geliyor canlar. Siyaset at bakıcısıymış demek ki. Arapçadan türetilmiş. Türkçe karşılığı yönetim. Latince politika anlamına geliyormuş. O zaman canlar politika kökenine de bir bakalım. Tamam politikadan geliyor da politika nereden geliyor? Yani dadısının dadısı gibi bir şey oluyor canlar. Politika kavramına baktığımızda arkadaşlarım, üç terimden türetilmiş. Şunu bir sileyim arkadaşlarım. Bu üç terime göz attığımızda bunlardan biri canlar neymiş? Polis. Kökenlerinden biri polis. Polise biz yabancı değil bize. Tarih bilgimizle eski Yunan şehir devletleri anlamına geliyor. Kökenlerinden biri polis. Bir diğeri canlar polites. Hangi anlamda kullanılmış? Yurttaş anlamında kullanılmış. Eskiden siyasetçiler çok kullanırdı. Şimdi yavaş yavaş o terk edilmiş durumda. Ve politikanın bir diğer kökenine baktığımızda politeia karşımıza çıkıyor. Bu da ne demekmiş canlar? Devlet yapısı anlamına geliyormuş. Demek ki siyaset kelimesi seyisten gelmiş Arapça, Türkçe karşılığı yönetim, Latin dillerindeki ismi politika, politikanın da kökenine indiğimizde polis, polites ve politeia gibi kavramlar bizi karşılayacaktır. Tabii bunlar köken meselesi arkadaşlar. Peki tarihçe kısmı demiştik ki çok çok önemli. İşte o tarihçeden her yerde karşımıza çıkaracaklar. Karşımıza çıkmadığı bir yer yok zaten. O da kim olacak?
Rahmetli Eflatun Platon amcamıza bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle şunu söyleyelim. Platon'un, hatta siz söyleyin. Ben çok konuştum. Platon'un hocası kim? Şuraya birkaç tane de söyleyeceğiniz bilgileri ben buraya yazayım. Kimin öğrencisidir? Platon kimin öğrencisidir? Hocasını arıyoruz. Hadi yazın arkadaşlar. Etkileşim halinde olmamız lazım. Tek taraflı oldu mu? Benim canım sıkılıyor. Evet. Platon'un hocası kim? Platon'un hocası Aristo öğrencisi. Zaten üç tane filozof karşımıza çıkıyor. Platon, Aristo. İşte bu ikilinin öncesi ki hiçbir yazılı eseri yok. Biz o kişiyi Platon'dan biliyoruz. Yazmak eylemi diyor ki beyni küçültür diyen bir beyefendinin öğrencisidir Platon. O da kim olacak canlar? Sokrates değil mi? O zaman Platon arkadaşlarım Sokrates'in öğrencisidir. Öğrencisi. Ona dikkat. Onun için dediğimiz gibi biz Sokrat'ı kimden biliriz? Eflatun'dan biliyoruz. Sokrates'in yazılı bir eseri yok. Yazma eylemine zaten adam karşıymış arkadaşlar. Ya da tembel bilmiyoruz. Yani Sokrat da tembelse biz neyiz? Neyse. Platon arkadaşlarım bu Sokrat'ın öğrencisi. Tabi hoca Sokrat olunca öğrencinin Platon olması gayet doğal. Bu Platon'un bir KPSS kurs merkezi var canlar. Bir okulu var. Bir akademiyası var. Nerede kurduğu bir akademiya? O dönemin en parlak kenti canlar. Atina Akademisi'ni kurmuştur. Akademiya. Demek ki hangi okulun kurucusudur Platon? Atina Akademisi'nin kurucusudur ki bu okul arkadaşlarım ki milattan önce 4. yüzyıllarda kuruluyor. Ki Eflatun 40'lı yaşlarda önemli ünlü bir zeytinlik içerisinde kuruyor bu okulunu. Okul o kadar ünleniyor ki Babil'den öğrencisi var adam. O kadar etkili. Ve bu okulun kapısında bir şey yazdı. Ne yazılı? Ne yazılı olabilir? Aidatınızı zamanında ödeyin gibi. İyi olur bence. Önemli bir yazı. Bazen böyle belgesellere de konu oluyor arkadaşlarım. Diyor ki geometri bilmeyen giremez. Evet. Ünlü bir yazıdır canlar. Atina Akademisi'nin kapısının girişinde aynen öyle afiye. Geometri bilmeyen giremez. Ben şahsen giremem. Geometriyle, üçgenle, kareyle, yamukla pek de işimiz arkadaşlarım yok. Bu okul Milattan önce 4. yüzyıllarda eğitime başlıyor arkadaşlarım. Pagan olduğu gerekçesiyle kaldırılmış, daha doğrusu kapatılmış. Galiba 1. Justinianus'tu. Bana şey söyleyin burada kelime şu. Pagan ne demek? Pagan olduğu gerekçesiyle okul kapatılmış. Pagan ne demek arkadaşlar? Papağan gibi bir şey duruyor. Ne olsun sizce? Pagan ne demek? Yazıyorum o zaman. Yazmaktayım. Tamam. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Dinler öncesi inancın genel adıdır arkadaşlar. Tek tanrılı dinler öncesi inancın adı. Yani bir nevi putperestlik denilebilir canlar. Putperestlik. Değil mi? Ya da şamanlık gibi bir durumda söylenebilir. Bir Roma İmparatoru 1. Justinianus tarafından milattan önce 6. yüzyıllarda canlar kapatılan bir okul olarak karşımıza çıkıyor. Peki Eflatun'un en önemli eseri hangisidir dediğimizde tabii ki Devlet adlı eseriyle canlar karşımıza çıkan bir isimdir. Burada da size tavsiyem derste de söyleyeceğim canlar mutlaka gördüğümüz isimlerde mutlaka ama mutlaka bir tane eser ismini bilmenizde fayda var. Çünkü öncüllü soru olarak geliyor.
Şimdi öncüllü sorularda fikirlerini çıkarmakta zorlanabiliriz. Çünkü aynı fikri birden fazla filozof da savunmuş olabiliyor. Onun için bizim için en önemli ayırt edici özellik bana göre eser ismidir. Onun için göreceğimiz bütün isimlerde mutlaka en azından bir tane isim bilmemiz gerekiyor eser olarak. O zaman Platon'un da en önemli eseri nedir canlar? Devlet adlı eseri var. Ve Platon siyasetle ilgili düşüncelerine baktığımızda önemli bir cümle. Dikkat buna. Diyor ki olanla değil olması gerekenle ilgileniyor. Yani şu anda mevcudiyette olan diyor beni ilgilendirmiyor. Önemli olan idea. Yani eğitim bilimlerindeki kavramla uzak hedef. Olanla değil olması gerekenle ilgilenen Platon ideal devleti tanımlamaya çalışmıştır. Devlet adlı eserinde canlar. Tamam. Bakın olanla ilgilenmiyor. Olması gerekenle. Ki bakın bu durum arkadaşlar bütün alana yansıyor. Mesela Aristo buna karşı çıkacak. Diyecek ki ya hocam yani biz olanla ilgilenelim. Olması gereken uzak hedef. Yani ütopya. Ütopik bir kavramla uğraşmayalım. Platon uzak hedefle ilgilenirken Aristo mevcut durumla ilgileniyor. Mesela bu sanatlarına da yansıyor. Sanat anlayışına bakıyoruz arkadaşlar. Her iki isim de taklitçi. Taklit olarak sanat akımını temsil ediyor. Platon ne diyor? Diyor ki sen bir ressamsın. Gittin bir doğa resmi çizeceksin. Atıyorum işte bir ağaç çizeceksin. Sonbahardasın. Gelip de ağacın o sararmış yapraklı halini çizmeyeceksin. Onun en muhteşem olduğu anı, en yeşil olduğu, en fazla meyve verdiği anı canlandıracaksın. Öyle çizeceksin. Ama Aristo ne diyecek? Diyecek ki hayır. Sen ne görüyorsan onu yapacaksın. Sararmış yapraklar mı, dökülmüş yapraklar mı, çürümüş bir dal mı? Onu aynen resmine, tuvaline geçireceksin. Biri olması gerekenle ilgilenirken Aristo ise ne olacak canlar? Olanla ilgilenecek. Zaten zaman içerisinde siyaset bilimciler, filozoflar ne yapacak? Bunu terk ediyor. Tamamen olanla ilgilenmeye başlayacak. Ve bunu arkadaşlar bilimsel yöntemleri de ekleyince siyaset biliminin de temelleri atılmış oluyor. Geri dönelim Platon'a. İdeal devleti tanımlıyor ve diyor ki gerçek bir devlette üç tane aslında sınıf var diyor. Üç bölümden oluşur. Bu üç sınıfa bir bakalım canlar. Eflatun'a göre bu üç sınıf hangisiymiş? Şunu bir temizleyeyim canlar. Hemen geliyorum. Şöyle temizlik. Evet diyor ki benim ideal devletim var. En muhteşem devlet türüdür. Üç tane sınıftan oluşuyor. Bunlardan biri yöneticiler. Biri koruyucular. Koruyucu dediği ki askerler, bekçiler. Yani günümüze uyarlarsak işte kolluk görevleri. Bir diğeri de üreticiler. Köylü efendiydi ya. Üreticiler yani çiftçiler. Bir, iki, üç sınıftan oluşur. İsim olarak bileceğiz. Çok çok önemli. Yönetici, koruyucu ve üretici. Bu üç basamağı da sağlamlaştırmak için yani üç tane tuğla gibi düşünün. Bunlar depremde sarsılır, rüzgarda devrilebilir. Bunu sağlamlaştırmak için de o sınıfların arasına harç koyacaksın. Sağlamlaştıracaksın. İşte Platon'a göre devleti ayakta tutan harcın adı neymiş? Adaletmiş. Yani şunların güçlenmesi için arkadaşlar buralara ne koyuyor adam? Adalet anlayışını koyuyor. Hocam milattan önce 4. yüzyıl işte biz de 2023'lerdeyiz. Adalet anlayışı aynı mı? Diyoruz ki yok. Yani adalet anlayışı, Platon'un adalet anlayışı günümüz adalet anlayışından farklı. İsim öyle ama bir farklılık var. Biz de diyoruz ki tekrar buraya döneceğim canlar. Bu adaletten kasıt ne? İşte Platon diyor ki adaletten kasıt, pardon canlar, şunu sileyim.
cümleye bir bakalım. Diyor ki Platon'un adalet anlayışına göre her sınıf kendi içinde eşit olmalıdır. Aynen öyle. Demek ki sınıfımız neydi bizim? Bir daha baktık. Yönetici, koruyucu ve üreticiler. O zaman sınıfsal bir eşitlik eşittir adaletmiş. Yani diyor ki arkadaşlar bir çiftçi, şuraya da yazmakta fayda var. Bir çiftçi başka bir çiftçi ile aynı şartlara sahipse orada adalet vardır. Orada adalet, bir dakika, canlar hızlı yazınca gidiyor. Orada adalet vardır de. Yani günümüzün adalet anlayışı gibi böyle genel bir kavram değil, sınıfsal bir adaletten, sınıfsal bir eşitlik temelli adaletten bahsettiğini de bilelim. Yöneticiler, koruyucular, üreticiler, bunları sağlamlaştırmak için adalet kavramı var ama adalet günümüze pek uymuyor. Sınıfsal bir adaletten bahsediyor canlar. Tabii kendi yaşadığı ortamın fikirlerini arkadaşlar şekillendirmesi de gayet doğal. Anlaşıldı. Adaletimiz sınıfsal bir adaletmiş. Genel günümüze uygun bir adalet anlayışı değil. Daha dar bir çerçeveye canlar sahipmiş. Peki devam edelim. Çok önemli bir yer Platon için. Diyor ki bilgimize baktığımızda Platon diyor ki gerçek bilgi idealar evrenindedir. Tamam, gerçek bilgi idealar evreni. Biliyorsunuz mağara metaforu var Eflatun'un, değil mi? İşte benzetmedir. Üç kişi var, birbirine zincirle bağlı mağaranın içinde. Yüzleri mağaranın duvarına dönük. Mağaranın kapısı arkaları kapıya doğru dönük. Mağaradan gelen ışıkla duvara gölgeler yansıyor. Mağaranın oradan bir şeyler geçiyor. O üçlü neyi görüyor? Gölgeyi görüyor. Aslında gerçek dünya mağaranın dışında. Ama bizim şu anda yaşadığımız dünya tamamen bir gölgeler dünyası. O zaman bizim o mağaranın dışındaki bilgiye ulaşabilecek tek bir isim var. Onlar da kim olacakmış canlar? Filozoflar ulaşabilirmiş. Gerçek bilgi mağaranın dışındaki bilgi. O gerçek bilgiye ulaşacak tek güç de filozoflar olduğunu söylüyor. Ve golü atıyor. Bir nevi kendine adres gösteriyor. Ne diyor arkadaşlar? O önemlidir. Diyor ki, şuraya da yazayım. Ya yöneticiler filozof olmalı ya da filozoflar yönetici olmalıdır. Yönetici olmalıdır der. Aslında kimi tarif etti? Kendi de bir filozof. Ya yönetici devletin başında bulunan kral filozof olacak ya da filozoflar kral olacak. Bakın dikkat edin. Şurada bilgimizi verdiğimizde canlar üçlü dedik ya. Üçlüye bir daha bakalım. Koruyucular, askerler, bekçilerdi. Üreticiler, çiftçilerdi. Yöneticiler kim diye bir şey yazmadık. Demek ki yönetici kimmiş? Platon'a göre filozoflarmış canlar. Filozoflar olacak. Böylelikle devleti oluşturan üç sınıf net olarak canlar ortaya çıkmış oluyor. Yöneticilerden kasıt neymiş? Filozof. Arkadaşlar Türk tarihinde filozof, yani onu genelleyin, bilim adamı gibi düşünün. Bilim insanı olarak düşünün. Türk tarihinde hem hükümdar olup hem de bilim insanı olan isimler var mı? Ya da aklınıza gelen bir isim var mı? Yani Platon'un bu düşüncesi de mi bir ütopya? Yönetici filozof olacak. Ya da filozoflar yönetici olmalıdır. Bu hatta şu genel kültür sorusunda sormuş olayım. Bilge kral olarak bilinen
Devlet başkanı kim canlar? Bilge Kral. Öyle bir nitelendirmesi var. Bosna'ya gideceksiniz. Bilge Kral. Kim? Aliya İzzet Begoviç. Değil mi? Bilge Kral işte Eflatun'un istediği isimlerden biri. Ben de diyorum ki Türk tarihinde var mı? Hem bilim insanı kimliği var hem de hükümdar. Aklınıza geliyor mu bir şey? Bir ipucu vereyim canlar. İpucu Timur Devleti desem. Ebu Bekir. Değil mi? Timur Devleti'ne gidin canlar. Timur Devleti'nde Ebu Bekir hocamın yazdığı bir isim var orada. Ulu Bey. Ulu Bey. Arkadaşlarım bir astronomi bilgini değil mi? Değil mi? Ziç isimli önemli bir eseri var. Astronomi bilgini. Biliyorsunuz Ay'daki kraterlerden birinin adı Ulu Bey. Hatta yanında büyüyen bir Ali Kuşçu var. Demek ki varmış bizde de var. Hocam tek Ulu Bey mi? Yok işte Timur Devleti'ne bakın. Arkadaşlarım edebiyatçı kimliğiyle ön plana çıkan isimler de oluyor. Mesela Hüseyin Baykara. Hüseyin Baykara. Önemli bir edebiyatçı arkadaşlar. Galiba Divanı Sultan mıydı? Divanı Sultan diye bir eseri var. Adamın divanı var. Adam şair. Aynı zamanda Timur Devleti'nin hükümdarlarından biridir. Ya da işte Babürlere gidin. Birçok isim karşımıza çıkabiliyor canlar. Yani dememiz şu ki Eflatun'un o yönetici filozof ikilemi aslında bir ütopya değil. Gerçekleşmiş, gerçekleşebilir. İdeal devlet. Tamam o ütopik olabilir. Biraz zor gibi gözüküyor ama ayrıntı kısmına baktığımızda ütopik olmayan yerlerde canlar var. O zaman yönetici, koruyucu, üretici, üstlüsü ama özellikle dikkat edin yöneticiler kimlerden oluşmalı canlar? Filozoflardan oluştuğunu söyler. Adalet bir harç ama adalet sınıfsal bir eşitliğe dayalı olan adaletten bahsediyoruz canlar. Peki, şimdi şuna da bir göz atalım canlar. Öyle derse yavaştan sonlandıralım. Şunu sileyim önce. Böyle soru gelme ihtimali olan yerlerden biridir arkadaşlarım. Platon'da iki tane yönetimden bahsediyor arkadaşlar. Bunlardan biri neymiş? Aristokrasi. Bir diğeri de patriarşi. Şimdi bu ikiliye dikkat. Bakın soru geldiğinde karışıyor. Diyor ki soruda. İnsan doğasına, tabii kime göre? Eflatun'a göre, Platon'a göre. Platon'a göre İnsan doğasına en uygun yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Ben size doğrudan bir soru. Ama şurada bu bilgi kaçıyor bazen. Dikkat. Ne diyor burada? İnsan doğasına en uygun yönetim biçimi. Soruyu değiştirelim. İdeal devlete en yakın yönetim biçimi hangisidir? Onun için bu ikiliye de dikkat. İnsan doğasına en uygunu aristokrasi. Ama o bahsettiği ideal devlete ulaştıracak olan yönetim tarzı patriarşi adını vermiştir canlar. Onun için bu bilgiye de dikkat edin ve son olarak şuna da bir vurgu yapalım. Hatta önce siz bir fikir sunun. Patriarşi ne? Nasıl bir şey yani bu? Üzümlü kek gibi bir şey mi? Ne oluyor bu? İdeal devlete en yakın tarz olarak ifade etmiş Platon amcamız. Patriarşi, ideal devlete en yakın tarz. Biz de diyoruz ki nedir bu patriarşi? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey? Bir iki tane özellik yazalım mı? Tanıma açısından. Tanıyalım o zaman. Platon'un arkadaşlarım patriarşisine göre çok çok önemli. Mülkiyet yok canlar. Özel mülkiyet diye bir şey burada yok. Mülkiyet hırsızlıktır diyor Bakunin. Anarşizmde göreceğiz. Mülkiyet yok. Arkadaşlarım unutmayalım. Eğer mülkiyet yoksa güzel aynen öyle Afiye.
Mülkiyet yoksa, tabii özel mülkiyetten bahsediyoruz. Mülkiyet yoksa ev sahibi, kiracı yok. Zengin, fakir ayrımı yok. Sınıf farkı yok. Çünkü zenginlik kavramına neden olacak mülkiyet yok. Dolayısıyla canlar burada zenginlik yok. Herkes aynı. Zenginlik yok. İşte okullarda tartışılıyor ya, yani üniforma olsun mu olmasın mı gibisinden. Olsun, tek tip olsun ki oradaki işte sınıfsal farklılık ortaya çıkmaz. Bir yamalı elbiseyle giderken, yırtık pırtık elbiseyle gitmek zorunda kalırken, diğeri de her gün ayrı bir elbiseyle gelen öğrenciyle büyük dengesizlik, onu dengeleyeceksin. Zenginlik yok, mülkiyet yok çünkü. Zengin kız, fakir oğlan yok. Yani sınıf ayrımı yok. Sınıf farkı söz konusu değil arkadaşlar. Farkı yok. Biri bu. Mülkiyet yok. İki, Afiye hocamın söylediği var. Ne diyor? Arkadaşlarım, en yaşlı, en akıllı bunların başında bulunacak kişi. Akil adam var. O zaman en yaşlı, en akıllısıdır. Öyle anlayış. En yaşlı, en akıllısı ne olacak canlar bu anlayışa göre? Yönetici olacak. Devleti o yönetecek. Yönetici olacak. Peki, devlet başkanımız en yaşlısı, en akıllısı oldu. Mülkiyet kavramı yok. Dolayısıyla toplumda bir dengesizlik söz konusu değil. Bize bir de kurallar lazım. Yazılı kurala ihtiyaç yok. Çünkü en önemli anayasa ne olacak arkadaşlar? Gelenek ve görenekler olacak. Örf adetler olacak. Yani yazısız bir anayasa. Günümüzde İngiltere örneği verilir ya. O zaman dikkat, insan doğasına en yakın derse aristokrasi, ideal devlete en yakını sorulursa patriarşi, patriarşi nasıl bir şey? Akil adamın etrafında toplan, mülkiyet kavramı olmasın, gelenek, göreneklerle devleti güzel güzel yönet. İdeal devletimiz böyle olmalıdır. Uyguladık değil mi Osmanlı'da işte? Ekber Efşat sistemi vesaire. Ama işte orada mülkiyet her şeyi bozuyor. Bakü'nün ya da Proton boşuna demedi. Mülkiyet hırsızlıktır. Değil mi? Biri çiftle geldi, etrafı çevreledi ve başladı. Ev sahibi kiracı. Birbirini öldürmeye başladılar biliyorsunuz. Her gün haberlere yansıyor. Tamam canlar. Platon'un eserinin adını bana bir söyler misiniz? Platon'un en önemli eseri hangisiydi? Mutlaka her isimde bir eser ismini bileceğiz canlar. Ad soyad gibi bir şey olacak. Devlet. Peki Platon'un kurmuş olduğu akademinin adı neydi? Yani nerede kurdu? Çünkü Aristo da gelip Assos'ta kuracak. Önemli bir zeytinlik dedik. Güzel, mis gibi bir havası var. Güzel Atina Akademisi. Ve hangi düşünceden dolayı kapatılmıştır milattan sonra 6. yüzyıl 1. Justinianus dönemi? Ne olduğu gerekçesiyle pagan. Pagan dediğimiz neydi canlar? Pagan ne ola ki? Pagan. Tek tanrılı dinler öncesindeki inançlar bütünü, putperestlik dersin, şamanlık dersin. Aynen öyle. Çok tanrıcılık. Güzel. Peki, Eflatun'a göre insan doğasına en uygun yönetim tarzı. İnsan doğasına en uygun yönetim tarzı. Olgun hocam. İpek. Aristokrasi. İdeal devlette derse dedi ki cevabımız patriarşi olacak. Peki yöneticiler kimlerden oluşmalıdır Eflatun'a göre? Tabii ki felsefeciler, filozoflar. Tabii filozoftan kasıt bilim insanı kimliği olması gerekiyor. Bilge kral kimdi? Bilge kral.
Bosna Hersek, Mavi Kelebekler, Aliya İzzet, Begoviç, Dedik Canlar. Tamamdır, süper. Tamam canlar, dersimizi burada sonlandıralım. Biz tek uzemde dersi bu şekilde işleyeceğiz arkadaşlarım. Föyü önceden size göndereceğim, üniteyi göndereceğim. Ünitenin sonuna doğru geldiğimizde artık birkaç ders sürecek. Bir sonraki ünitenin föyünü göndererek yolumuza devam edeceğiz canlar. Ben teşekkür ediyorum canlar. Zamanınızı aldık. Her zaman söylüyorum. Bizi çalışma kurtarır. Mülakatı kafanıza sakın takmayın. Galiba bugün bir iki açıklama olacak gibi. Bir de siz 2024 tayfasınız. 2024'e kadar mülakat çok çok değişir. Sakın ona kafayı takıp da çalışmamazlık etmeyin canlar. Burası Türkiye, bir gün çok uzun bir süredir. Her şey değişir. Peki canlar, kendinize çok çok iyi bakın. Tek uzemde görüşelim o zaman. Hadi bakalım. Malatya'dan selamlar canlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın canlar.